Efendim Habere Doğru programıyla devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Saat 17 itibariyle CHP İzmir Milletvekili Sayın Mahir Polat bu kez stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Mahir Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Önce çok teşekkür sorayım. Ederim. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sıcak bir İzmir'den daha nispeten serin bir Ankara'da biraz daha çalışma şevkiyle bir şeyler yapabiliriz. Arzusuyla gelmiştik. Evet. Meclisimiz açıldı. Açıldığı gibi de kapandı. Sağlıkta şiddeti konuşacaktık. Evet, Burhanettin Bey'le beraberdik sizden önce. Aslında Adana'da çok sıcak. Biz de aynı böyle biraz daha serin, biraz daha çalışırız, mesai öyle yaparız filan dedi ama 200 milletvekili bulunamadığı için AKP, MHP ve HDP katılmadı. Şiddette hani sağlıkta şiddete hayır demek için onu tekrar gündemde tutmak adına Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanamadı maalesef. Çok da sonu gelecek gibi görünmüyor galiba bu ekonomik şartlarda, değil mi Mahir Bey? Yani çok sonu gelmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Türkiye baştan sona yeniden bir yenilenme süreci yaşamak zorunda. Eğitimle başlayan bir süreç yaşamak zorunda. Sonuçta biz insanlarımızı şiddetin ne kadar insanlık dışı olduğunu, özellikle bizi sağaltmak için uğraşan sağlık emekçilerine karşı uygulanacak şiddet konusunda eğitmediğimiz sürece bunlar yaşanacak. Ne kadar önlem alırsak alalım, işin altyapısında eğitim olmadığı sürece bunların devam edeceğini biliyoruz. Keşke bugün arkadaşlarımızla kapı arkasından özellikle AK Partili arkadaşlarımız bakmak yerine gelselerdi. Biz Türkiye'nin gündemine bunu taşıyabilseydik, en azından insanlarda bir farkındalık yaratabilseydik çok iyi bir şey olurdu. Fakat gelmemeyi, kapı arkasından izlemeyi, oylamaya katılmamayı tercih etti arkadaşlarımız. Odalarında beklediler. Şık bir şey değil, hoş bir şey değil. Mesela hepimizin vicdanı sızlamalı o Konya'da katledilen kardiyolog hekim arkadaşımızı düşündükçe, şiddete uğrayan tüm hekimleri ya da sağlık emekçilerini düşündükçe bu kapı arkasını da aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Kapı arkası toplantıları. Evet. Talimat veriyor tabii grup, değil mi? Tabii. Yani katılmayın diyor. Katılmayacaklarsa niye geliyorlar? Ola ki 200'ü bulabiliriz. Ola ki HDP katılır, 200 bulunur da anında gelelim. Hayır, bunu reddettirelim ve toplantıyı kapatalım diye arkadaşlar odalarında beklettirildiler. Büyük bir çoğunlukla AK Partili arkadaşlar. Sonuçta onlar da milletvekili, biliyoruz. Odaları açık, kapılarındalar. Ve sonuç itibariyle meclis kurulu üstlerindelerdi. Oylamaya katılmayarak meclis çalışması hale getirdiler. Bu konuyla ilgili özellikle tek gündemle toplanmıştık. Ben bu konuda cidden vicdani olarak rahatsız oldum arkadaşlarımızın tutumundan dolayı. Şunu sormak isterim öncelikle. Biz Adana'ya gelen yurt dışından, özellikle İngiltere'den gelen çöpleri konuştuk efendim. Siz sadece bir milletvekili değilsiniz. Gümrük müşavirisiniz aynı zamanda. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu üyesisiniz. Evet. Ama işin gümrük tarafından baktığımız zaman tabii Adana'daki firmalar o atıkları işleyebilmek için ithal ediyorlar. Evet. Sonuçta gemilerle geliyor. Tam da sizin uzmanlık alanınız. Şimdi son dönemlerde Adana'dan gelen haberler artık bir süre önce olduğu gibi o çöplerin yol kenarlarında vesaire tarlalarda olmadığı yönünde, işte muhtemelen bu muhalefetin duyarlı kesimlerin baskısıyla şu an için en azından biraz daha düzene girmiş gibi. Ama size şunu sorsam, hani gümrüklere hakim olan bir isim olarak bu baskılardan ya da tepkilerden çekinildiği için ithal edilen, sonuçta atık plastik, bozulmaz kokmaz, gümrükte bekleyen konteynerler var mı? Bekleyenler var mı efendim? Şöyle belirterek başlayayım. Ben aynı zamanda doğru sorabildim mi bilmiyorum. Tabii doğru. Sayın Genel Başkanımızın gümrük ve dış ticaret politikalarından sorumlu baş danışmanıyım. Gümrükleri sürekli mercek altında tutuyoruz. Özellikle kamuoyuna yansıyan konularla ilgili gümrüklerde çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Burhanettin Bulut ve bir grup milletvekili arkadaşımız duyarlı sizler gibi medya kuruluşlarının baskısı sonucunda gümrüklerde binlerce konteynerin beklediğini, bu konteynerlerin sahiplerine ulaşılamadığı, hatta birçoğunun firmasının gerçek kişiler olduğu, yani bizim çok fason şirket olarak tabir ettiğimiz şirketler olduğu ve özellikle bunu acentelerin, gemi taşıma firmalarının konteynerlerine ulaşmakla ilgili sıkıntı yaşamalarından biliyoruz. Gemlikte bekleyen yüzlerce, binlere yakın Mersin'de, İzmir, Alsancak ve Ala limanlarında, İstanbul'un limanlarında bekleyen atık yüklü çöp atıklarının olduğu konteynerleri biliyoruz. Şimdi
Esasen bu konteynerler ithal edilirken hiçbir şekilde sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edilmiyor. Yani bunlar ithal edildiğinde bu çöpün içerisindeki atık miktarı ve ne atığı olduğunu, ne çöpü olduğunu biliyorsunuz plastik fakat bir şeylerle bulaşık. Neyle bulaşık olduğunu bilmeden ithal ediyoruz. Bununla ilgili geçmişten bugüne kadar herhangi bir denetim yapılmadı. Çevre Bakanlığı'ndan bir memur marifetiyle açıldı. Plastik mi değil mi kapatıldı ve gidildi. Bulaşık olduğu çöpün içinde mahiyetinin ne olduğu, hangi kirli maddeleri, neleri getirdiğine hiç bakmadık. Peki yüklenirken efendim karşı tarafta... Yani yüklenirken bir diyelim burası kocaman bir empati yapalım. Konteyner içine plastik atık malzemeler yükleniyor. Tabii. Burada kaç ton ve ne olduğu ile ilgili bir belge... Tabii. Presleniyor. Yükleniyor. Tonajı ile ilgili yazılıyor. Bir sıkıntı yok. Tamam. Fakat içeriğinde bir analiz yapılmadan geliyor Türkiye'ye. Hani mesela bir çöp poşetinin hangi çöpü taşıdığını, mesela bu insan sağlığına zararlı bir kimyasal atık taşınmış ondan kalma bir çöp mü değil mi bilmiyoruz. Ya da bir tıbbi atık çöpü taşınmış bir çöp müdür değil midir bunları bilmiyoruz. Binlerce atık var nasıl değil mi bilinecek zaten? İşte bunlardan... Sondaj usulü numuneler alınıp analizler yapılabilirdi. Bunların hiçbirisi bugüne kadar yapılmadı. Evet. İkincisi çok garip bir şey. Mesela bunlara biz ikinci ürün deriz. Bunlardan elde edilen granüllere özellikle. Örneğin Çin ikinci üründen elde edilmiş granüllerin ülkesine ithalatını Türkiye'den yasaklamış durumdadır. Yani siz bunları alırsınız bir kere daha kullanılabilmek için granül madde haline getirirsiniz. Fakat Çin'e ihraç edemezsiniz. Çin bile kendi ülkesinde bunları yasaklayıp hatta ikinci ürünün ithalatını bile yasaklamışken biz bu topraklarda maalesef bunları kullanmaya devam ediyoruz. Kendi çöplerimizi ayıklasak, kendi çöplerimizi sağlık koşulları içerisinde yani doğaya ve çalışana, insan sağlığına zarar vermeden yapabilsek elbette ki çöp bertarafı önemli bir iş. Peki bu hani laf lafı açıyor derler ya, şimdi ithal etti bir firma, örneğin evet. Adana'da bir firma ithal etti. Gümrüğe konteynerler içinde plastik atıklar geldi. Şimdi evet. Geri dönüşüm dediğimiz tam olarak nedir efendim? Bunların eritilip tekrar hani ne olarak? İçindeki kirlilikten arındırılıp granül ham madde haline getirilip tekrar bu sektörde kullanılmak üzere bir malzeme Türkiye elde içi, edecek. Türkiye içi ve dışı. İkisi Türkiye de olabilir doğru ve, mu efendim? Tabii evet. İhracı ve Türkiye içindeki şirketler de kullanabilir. Bundan üretim yapan şirketler de kullanılabilir. Biz bunu mesela çok temiz ve özen gıda ambalajı olmayacak ambalajlarda görebiliriz. Seralarda örtü altında mesela bitkilerin altına serilmiş olarak görebiliriz. Buralarda kullanılır ama bunları ufak granül haline getirirler. O granülleri ihraç da edebilirler. Ben bir örnek verdim mesela Çin Halk Cumhuriyeti bunların Türkiye'den ithaline izin vermiyor kendi ülkesine. İkinci granüllerin ithalinden çöpü değil bakın. Her türlü pislikten arındırılmış, tekrar kullanılabilecek hale getirilmiş granülün ithalatına dahi Çin Halk Cumhuriyeti izin vermiyor. Peki şunu sorsam bilginiz dahilinde mi bilmiyorum ama merak ettiğim için soruyorum çünkü. Mesela içinde süt olan bir plastik kap örneğin. Evet. Rafta duruyor. Markette evet. İşte gözümüzün önüne getirelim. Sütler, efendim siz de söyleyin, içecekler, gazlı içecekler vesaire vesaire içerisinde plastik olan ya da plastiğin içerisinde duran o tür sektörlerde kullanılıyor mu efendim? Bu gıdaya temas edecek ürünlerde kullanıldığını düşünmüyorum evet. Ben. Ama onların dış ambalajında kullanılabilir, poşetlerde kullanılabilir. Onların temas ettiği noktalarda bizim kabul edilmediğini biliyorum. Onların denetlendiğini yani, biliyorum. Ama başta söylediğiniz konteynerler içinde... yurt dışından ithal edilen geri dönüşüm malzemeleri bekliyor. Tabii bekliyor. Binlerce konteynerin sahalarda bekletildiğini biliyoruz. Alıcılarına ulaşılamadığını biliyoruz. Hatta bununla ilgili açıklama yaparlarsa kaç konteyner beklediğini öğrenebiliriz. Tabii bir süre sonra bu acenteler özellikle konteynerlerin sahibi olan gemi firmaları konteynerlerinin boşaltılarak kendilerine teslimiyle ilgili talepte bulunabilirler. Bulundukları takdirde ortaya çok fecaat görüntülerle Türkiye yüz yüze gelebilir. Gelebilir. Evet. Gelebilir. Peki şunu sorsam gümrüklerden açıldı konu. Siz de uzmanısınız bu işin.
hep şundan şikayet ediliyor ya, gerekli denetim yok ya da hani denetim dışında da başka şeyler de oluyor, illegal şeyler oluyor. Aslında Türkiye'ye girmemesi gereken şeyler giriyor vesaire vesaire. Bunların başında da bazen işte uyuşturucu anılıyor. Mesela evet. Mersin olmak üzere başta. Evet. Hakikaten söylendiği kadar vahim bir tablo var mı? İddia edildiği kadar vahim bir tablo var mı? Ve bu gümrüklerin, limanların özelleştirilmesi, yani devlet dışında şirketler tarafından işletilmesi, hakikaten bu iddiaların doğruluğunu tetikler mi, destekler mi daha doğrusu? Şimdi tablo bizim bildiğimizin çok daha vahim olduğunu ben sahadan duyumlarımla biliyorum. Şimdi örneğin bir ülkenin kaçakçılık kanunları önemlidir. Bir ülkenin hangi kaçakçılığa ne gibi cezalar, ne gibi yaptırımlarda bulunacağı önemlidir. Bize 3 tane temel kaçakçılık kanunu yapılmış. AK Parti iktidarları sırasında, hükümetleri sırasında yapılan kaçakçılık kanununda devletin iktisadi, idari, mali, sosyal, ekonomik yapısını bozacak kaçakçılık, yani uyuşturucu kaçakçılığına verilecek cezalar 25 yıldan alt limiti, üst limiti 10 yıla kadar çıkartılmış. Bu da uyuşturucu kaçakçısının caydırıcılığının önüne geçen bir durum. Yani bu burada bir yıllara varan oranda bu tip kaçakçılığın önünü açacak, tabiri caizse belli infaz yasaları vesaire vesaireyle insanların birkaç sene yatıp çıktıkları bir yargı sistemine dönüştürmüş. İkincisi çok yetersiz yani. Tabii. İkincisi şöyle, burada özellikle uyuşturucu kaçakçılığında yakalama oranlarınıza baktığınız zaman bunlar ihbarlar veya sonda üstlü yaptığınız şeylerle elde edebiliyorsunuz. Biz Mersin'de bir grup uyuşturucu kaçakçılığını dile getirdiğimizde özel limanın bize bir açıklaması vardı. En son bir gazeteci hanımefendiye, arkadaşımıza bir açıklaması vardı. Biz kurum olarak bu işlerin içerisinde değiliz. Fakat çalışanlarımıza kefil olamayız gibi efendim, bir kurum açıklama. Kurum olarak içinde nasıl olacaksınız zaten? İşte, yani? Çalışanlarına kefil olamadığına dair bu önümüzde okuduğumuz günlük gazetelerin birinde yayınlanmış. Mersin Limanı'nın işletmecisi şirketin genel müdürü tarafından kaleme alınmış ürpertici bir cümledir. Bunun ötesinde Türkiye'de mesela biz bu olayların üzerine gitmeden önce özellikle muz konteynerlerinde köpekle arama ve belli yerlerde X-ray cihazlarının bulunmamasıyla ilgili ciddi eksikler vardı. Bunları gidermeye çalışıyorlar fakat çok garip şeylerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Mesela Mersin'e gelip gelmesi muhtemel geminin yol değiştirip İskenderun'a giderken İskenderun'la Mersin arasında başka bir kurum tarafından operasyona uğraması, kaçakçılığın men ve takibine dair kanunda yazılı kişilerin görev alanları dışında operasyona gitmeleri, Türkiye'de karanlık bir sayfanın çok çok ciddi boyutlarda olduğunu söylüyor. Örneğin Mersin limanında kaçak istihbarat ve gümrüğün kaçak istihbarat ve narkotiğinin yapması gereken operasyonu polisin ya da jandarmanın yapması çok alışılmış bir durum değildir. Burada kurumlar arası koordinasyonda problem var ya da kurumların birbirinden bilgi gizlemesine ile ilgili problemler var ya da kurumların birbirlerine güven duymamasıyla ilgili çok ciddi problemler var. Bunlar Türkiye'de maalesef bu iktidar değişmediği sürece günden güne derinleşecek olaylar. Şimdi efendim ithalat, ihracat, yüzlerce, binlerce konteyner Türkiye'nin farklı limanlarına gemilerle geliyor ve gidiyor. Doğru mu efendim? Doğru. Şunu merak ederim ve hani teknik olarak lütfen yanlış sorarsan düzeltin, rica edeceğim. Hani gümrüklerle ilgili uzmanlık alanınız olduğu için gümrükler. Şimdi yine plastik atıkla ilgili sorayım. İngiltere'den yüklendi. 10 konteyner bir gemiye yüklendi. Evet. Şimdi içine de uyuşturucu kondu. Evet. Diyelim tam göbeğine. Evet. Preslenirken vesaire uyuşturucu kondu. Evet. Şimdi gemilerle Türkiye'ye geldi. İzmir, Aliağa ya da Mersin neresiyse indirildi. Şimdi bir ihbar yoksa, ya da rutin kontrollerde denk gelinmedi ise o uyuşturucunun Türkiye'ye girmesi çok kolay değil mi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şöyle, aslında bizde şey vardır, risk kriterleri vardır. Belli madde, mallar, belli firmalar riskli gruplar içerisindedir. Bilgisayar sistemine tabi olarak bu risk kriterlerini belirlersiniz. Hangi mal grubunun ya da hangi ülkenin riskli ülke olduğunu tespit edersiniz. Buna göre bilgisayar size bu konteynerlerin X-ray cihazına atılması ya da tam muayeneye tabi tutulması ile ilgili şey verir,
uyarı verir. Her konteyner X-ray'e giriyor mu efendim? Mümkün mü teknik olarak böyle bir teknik şey? Teknik olarak mümkün. Girebilir mi? Girebilir. Fakat bizim altyapı yetersizliğimiz sonucunda girmesi mümkün değil. Hayatın doğal akışına ters bir durumdan bahsetmiş oluruz. Çünkü sahada hızlı hareket edebilen hareketli X-ray cihazlarınızın sayısı az. X-ray cihazı kapasiteleriniz yeterli değil. Memur kapasiteleriniz de yeterli değil. Şimdi Umut Bey, mesela teknik gerektiren memurlar var. Bu memur arkadaşlar eskiden çok ciddi eğitimler sonucunda kaşeleri verilirdi. Örneğin gümrük muayene memurları. Burada özeldir bunlar. Bir baktıklarında ben gümrük işletme mezunuyum. Bize bir suçluya baktığınız zaman nasıl anlayabileceğinize dair psikolojik eğitimler de verilerek eğitildiler. Bu arkadaşlarımız çok daha özel eğitildiler. Bunların kaşeleri onlara çok kolay teslim edilmiyor. Bir stajyerlik süreçleri, bir eğitim süreçleri, bir yeterlik süreçleri geçiriyorlar. Ve bunlar gümrüğün özel baraj kapaklarıdır. Bu arkadaşlarımız ve gümrük muhafaza kaçakçılıkla ilgilenen arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız son yıllarda özellikle bu iktidarın son dönemlerinde sözleşmeli memur olarak alınmaya başladılar. Bu son derece yanlıştır. Yani sözleşmeli memur kavramı, sözleşmeni yapmadığım zaman sen tamam atılsın artık. Bu arkadaşlar kolay yetişmiyor ve bu arkadaşların bir an evvel sözleşmelilikten nihai kadroya geçirilmesi ve yetiştirilmesi gerekiyor. Ve yetersizler, yani sayısal olarak yeterli değiller. Sonuç itibariyle dış yani içerik olarak da belki yeterli değiller. Yani bu arkadaşlarımız eski arkadaşlarımız gibi göre mevzuata hakim değiller. Çünkü gümrükler onlarca kurum adına mevzuat takip ederler. Şimdi şöyle düşünün. Gümrükler dış ticaret dinamik süreçlerdir. Çok hızlı süreçler. Hızlı akmak zorunda. Düşünün fabrikanızda ham madde eksik ve siz ham madde almak zorundasınız. Yetişmesi lazım, ithal edilmesi lazım. Üreteceksiniz. Fırın çalışıyor. Fırını kapattığınız zaman maliyeti belli. Hızlıca yetiştirmeniz gerekiyor. Bir gümrük muayene memuru ona verilen görevi tam anlamıyla yaparsa gümrüğü kilitler. Dolayısıyla sayının ve teknik kapasitenin yeterli hale getirilmesi ve gümrüklerden özellikle uyuşturucu gibi, silah gibi malzemelerin giriş ve çıkışına ciddi bir şekilde titizlenerek dikkat edilmesi gerekiyor. Yani gerek X-ray, aslında X-ray dediğiniz gibi çok büyük aletler. Hani X-ray'in okuyamadığı da olur. X-ray yoğunluk ölçer, fotoğraf almaz. Fotoğraf almaz. Yani havalimanındaki gibi düşünmeyelim. Değil. Yoğunluk ölçüyor bizdeki. Mesela yoğunluğu birbirine denk. Muzun içerisinde belli uyuşturucuların gelmesinin bir sebebi var. Onların şeyleri, yoğunluk kapasiteleri birbirine yakın. Burada yetişmiş köpekler ve çalışan sayısını arttırmanız gerekiyor. Narkotik köpekler ve çalışan sayısı. Avrupa'nın gelişmiş limanlarıyla kıyasladığınız zaman bizdeki limanlar bu anlamda eksik. Bu anlamda mı eksik efendim yani? Bu anlamda çok eksik. Bizde teknoloji yeterince gelişmiş değil. Mesela bir şeyden çok bu ekranlarda da bahsetmiştim ben. Mersin'de yakalanan uyuşturucuların, ilk parti uyuşturucuların içerisinde hayalet mühürler yakalandı. Hayalet mühürün varlığı demek şu demek: o konteyner açılacak, içindeki malzeme alınacak, çıkartılacak, o mühür tekrar takılacak. Bunun için neye ihtiyaç var? Bir kör noktaya ihtiyaç var. Yani kameraların görmediği noktalara ihtiyaç var. Dolayısıyla bu da sizin teknik olarak yetersizsiniz. İşleme ve elleşleme konusunda da Türk limanları çok yeterli değil. Özel limanlarımızda birkaçında çok hızlı ve süreçlere olabildiğince insanın az müdahil olduğu limanlarımız var. Böyle olması uyuşturucu trafiği açısından da önemli. Anladım. Yani aslında özetle ez cümle derler ya... Tabii burada yapılan mücadeleyi küçümsemek adına söylemiyorum. Kimse lütfen yanlış anlamasın. Başta hani İçişleri Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ya da bu işle ilgili olan kesimler olmak üzere. Ama o kadar çok hareket var ki, o kadar hızlı hareket var ki. Hani gözden kaçma ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Ben şöyle söylerim. Bizi gümrük işletmeyi aldıkları zaman biz memur olarak yetiştirdiler. Mükellef olarak yetişmedik bizim hiçbirimiz. Biz bu camianın iki hassasiyeti vardır. Çok gümrük camiasının, gümrük personelinin yani memurların tamamının iki önemli hassasiyeti vardır. Bir tanesi uyuşturucu, bir tanesi de silahtır. Yani bilerek hiçbir gümrük istisnalar kaideyi bozmaz. Gümrük memuru ve muhafaza memuru uyuşturucu ve silah işine girmez. Evet. Bunlar başka dinamikler gerektirir. Başka kurumlar, başka
Eller gerektirir, başka parmaklar gerektirir. Bunların kimler olduğunu da aşağı yukarı biliyoruz. Her suçluyla fotoğraf veren insanların bu işte payını yadsımamız mümkün değildir. Anladım. Peki. Yine gemiden devam etsek efendim, konteyner tabii, ve tabii. Gemiden. Bugün Ukrayna'dan limandan tahıl yüklü gemi harekete evet. geçti. Yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Evet. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle üretilen ama ambarlarda bekleyen milyonlarca ton tahıl vardı. İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı da katılmıştı o görüşmelere. Ha, bu arada kabine toplantısı da var sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Onu da bir not olarak iletmiş olalım. Efendim anlaşıldı. Birleşmiş Milletler yetkilileri, Ukrayna, Rusya ve Türkiye yetkililer anlaştı. Milli Savunma Bakanlığı da açıklamasını yaptı. İlk gemi tahıl yüklü yola çıktı. Evet. Ukrayna'dan yarın İstanbul'da olacak. Bu süreçle ilgili bundan sonra hani kuşkusuz savaş dünyadaki savaşmayan milletlerin tercihi değil. Ama insanların da bir şekilde doyması lazım. Evet. Bu süreçle ilgili bundan sonra neler söylersiniz? Yani sağlıklı akması adına önlemler alınıyor, gözlemciler var. Ama tahıl odaklı, başta tahıl odaklı... Dünyanın hani ihtiyacı açısından neler söylersiniz? Ya şöyle, dünyanın ihtiyacı iklim kriziyle beraber ciddi bir tahıl arzı problemi yaşıyor. Mesela Hindistan kendi tahılını, buğdayını ihraç etmeyeceğine dair Nisan başında, Mart sonu Nisan başı gibi bir açıklama yaptı. Yani Hindistan buğday ihracatını yasakladı. Hı hı. Buğday ihracatını yasaklamasıyla birlikte dünya tahıl arzında çok ciddi bir problem oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Evet. Türkiye gibi, bizim ülkemiz gibi ülkelerde de artan maliyetlerle birlikte ve düşen randımanlarla birlikte tahıla, buğdaya, ekmeklik buğdaya ve makarnalık buğdaya olan ihtiyacın son derece yüksek bir hadde olduğunu biliyoruz. Hı hı. Şimdi dünyadaki bu tahıl arzında ve randımanda düşüklük, yani verimde düşüklükle birlikte dünya hem Rusya hem Ukrayna tahılına muhtaç durumda. Ve biz bu savaşla öğrendik ki, değil mi? Aslında birçok insan dünyanın tahıl ambarının bu iki ülke oldu. Başta Ukrayna oldu. Değil mi? Ukrayna değil, başta aslında Rusya. Bizim en çok ülke olarak bizim ülkeyi konuşacak olursak Ukrayna'dan ziyade 4 kat ithalatımız Rusya'dan daha fazla. Rusya'dan daha fazla. Tabii biz mesela bizim yaş grubumuzdaki arkadaşlarımız liseye ve ortaokula giderken Türkiye dünyanın tahıl ambarlarından bir tanesi iken bugün kendi tahılı yetmeyen ve buğdaylık ekmeğini, makarnalık ekmeklik buğdayını ve makarnalık buğdayını ithal eden Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Evet. Bizim kırsalımız artık ekmiyor ve Türkiye gerçekten önümüzdeki tabloya baktığımız zaman Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ürettiği tahıla da muhtaç bir ülke haline gelmiş. Ukrayna'dan ve Rusya'dan da Letonya, Litvanya gibi ülkelerden evet. buğday aramaya başlamış bir ülke haline gelmiş durumda. Evet. Dünyada insanlar tarımla ilgili, kendi tarımlarıyla ilgili belli tarım politikaları vardır. Ülkelerin tarım ticaretiyle ilgili, tarım ticaret politikaları özellikle dış ticarette önemlidir. Mesela kendi tarımını korurlarken bizim tarımımız tamamen ülkenin gıda ihtiyaçlarına yönelik ithalata dayalı hale gelmeye başladı. Peki bu serbestlik, yani bugün başlayan bu ilk geminin yola çıkması, Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan Ukrayna'nın ayrıldı. Bu süreç bu şekilde sorunsuz ve güvenli bir şekilde devam ederse, o bahsedilen işte dünya kriz yaşayabilir, açlık krizi demeyelim ama o anlamda bir kriz yaşayabilir, tüm dünya doymayabilir gibi gelişmelerin önüne geçer mi efendim bu gelişme? Yok, geçmez. Çünkü ekim döneminde de Ukrayna çiftçisi de Rus çiftçisi de çok ciddi ekim alanlarında ekim yapmadılar. Bu da takibimizde. Bir de iklim krizi tüm dünyayı etkilerken onları da etkiledi. Su kıtlıkları, randıman düşüklükleri o ülkelerde de var. Hindistan'ın özellikle yaşanan kuraklık, ani hava değişimleriyle birlikte buğday ihracatını yasaklaması tüm dünyada buğday fiyatları ile ilgili çok ciddi ve arz sıkıntısı yaşayacağını gösteriyor. Hı hı. Ben mesela bunu söylediğim, bu araştırmaları yaptığımız zaman İstanbul'da ekmek 3 liraydı. Şimdi 5 liraların üzerine çıktı. Tüm Türkiye'de 4 liranın altında ekmek bulamıyoruz. Simit 5 lira. Dünya bu şekilde giderse önümüzdeki yıl biz ekmeği iki hanelerin biraz
böyle ortalarına doğru bir yani 10 liraların üzerinde bir fiyatla ekmek Ekmeği. yiyeceğiz. Yani şunu sorsam daha net. Bir süre sonra bu sevkiyat dediğim gibi güvenli devam ederse, bir sorun olmazsa, hani farklı yerlerde tüketilmek üzere gönderiliyor gemilerle. Ama o ambarlardaki tahıl bitecek. Bitecek. Bitecek bir süre sonra. Bunun süresi ne kadar bilmiyorum ben Bilmiyorum. ama daha sonra da ekim olmadığı için Tabii dediniz. tabii. Doğru mu? Ekim alanlarında sıkıntı ve randıman düşüklükleri. Yani bu ambarlardaki tahıllar bir süre idare edecek, Bir süre bir süre dünyayı... doyuracak. Şimdi şöyle, dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden bir tanesi Hindistan. İhracatçılarından bir tanesi Hindistan. Hindistan bunu durdurduğu andan itibaren, buğday ihracatını yasakladığı andan itibaren dünyada bir buğdayla ilgili sıkıntı yaşanacağı ortada. Ancak yeniden açılır veya bizim gibi ülkeler yeniden ekmeye başlarsa önümüzdeki süreçlerde, önümüzdeki yıllarda tekrar buğday arzıyla ilgili normal bir süreci, normalleşmeyi görebiliriz. Ya şimdi ekmeğin 5 lira olacağına da kimse inanmazdı 6 ay önce Ben söyleseydiniz. Ya şimdi siz öyle bir şey söylediniz ki hani olur olmaz bilmiyoruz ama değil mi? Öngörünüz en azından ya çift şimdi rakamlar yani. şöyle ithal ediyorsunuz. Burada ithalat verileri var. 2 milyar dolarlık falan buğday ithalatlarınız var. Makarnalık buğday ithalatlarının 82 milyon dolarları falan bulmuş ilk 6 ayda falan. Elimizde bütün veriler var. Evet. Bu verilere baktığınız zaman Türkiye'de doların da bu kadar hızla yükseldiği, zirve gördüğü bir yerde bunu söylememek mümkün değil zaten. 10 liraları önümüzdeki yıl 10 liraların üzerine bu zamanlar çıkacağını öngörmemek mümkün değil. Evet. Sonuç itibariyle Türkiye'nin kendi mesela nohutunu, fasulyesini, barbunyasını ithal eden ülke haline gelmiş. Aslında konuşmamız gereken temel gıda maddeleri. Temel gıda maddelerinin ithalatına baktığınız zaman dünyada net ithalatçı, tarım ithalatçısı ülke haline dönüşüyorsunuz siz. Evet. Hızlıca dönüşüyorsunuz çünkü insanlarınız çiftçi sayınıza baktığınız zaman 1 milyon 700'den 500 bin insana kadar çiftçi sayınız düşmüş. İnsanlar kırsaldan umutlarını kesmişler ve Türkiye net tarım ürünleri ithalatçısı haline dönüştürülmüş. Aslında aklı yolu bir. Bu gidişattan memnun olmayan herkes, yanlış bir gidişat olduğunu düşünen herkes, işte başta Edirne büyüklüğünde Edirne kadar büyük bir yerin Türkiye'de ekilmediğini, biçilmediğini dile getiriyor. Ya Biçilmezse Venezuela'ya tarım yapılmaya bilmiyorum gidilirse. Venezuela'dan peynir ithalatları serbest bırakılırsa, bakın ben kendi coğrafyamda özellikle kırsalda adım atmadığım yer yok. İzmir ikinci bölgenin kırsalının tamamına giderim. Hayatından memnun olan bir tane çiftçi yok. Hayatından bir tane memnun olan hayvan üreticisi yok. Bugün biz bunları konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde eğer girdi maliyetleri böyle devam ederse biz çocuklarımıza içirecek sütlerin bakın son bir yılda sütteki değişime bakın, 20 fiyat lira, değişimine 22 lira bakın. civarı oldu bir Ya, litre süt. ama bir süre sonra işte haftada 300-400 tane sadece Bayındır Ödemiş Beydağ aksında süt ineği kesiliyor. Kasaplık hale getiriliyor. Yani Besleyemedikleri için mi efendim? besleyemedikleri için besleme maliyetinin süt getirisiyle kıyaslandığında çok ciddi zararda olduklarını gördükleri için artık sürdürülebilir bir durumda değil ve kesime götürüyorlar. Biz bunu daha önce de yaşadık. Süt ineği varlığını Türkiye hızlıca kaybediyor. Yani üretim azaldığı için de fiyatlar yükseliyor. Tabii, hızlıca yükselecek fiyatlarda. Evet. Efendim, başka bir gemiye geçelim müsaadenizle. Şimdi Brezilya'dan yola çıkan asbestli olduğunu bildiğimiz, tonlarca asbest taşıdığını bildiğimiz bir uçak gemisi, değil mi? Yanılmıyorum efendim. Evet. São Sağ ol Paulo, Paulo. evet. 5 Ağustos'ta yola çıkıyor, daha doğrusu düzeltelim. Nereden? Brezilya'dan. Evet. Ne zaman İzmir'de olması bekleniyor efendim, biliyor Yani muyuz? bu aşağı yukarı bir ayı bulur diye Bir tahmin ayı bulur. ediyorum ben. Ama Sonuçta çekilerek geliyorsa bir çekilerek aydan geliyor. biraz daha fazla bir sürede geleceğini tahmin ediyorum. Evet. Tabii şimdi bu orada bir kaç ton asbest taşıdığına yönelik bir bilgi var mı efendim? Şimdi Şimdi bakan şöyle. yalanladı, 9 ton dedi. Aslında 90 mıydı, 900 müydü daha önce dile getirilen? Şöyle bu gemiyle ilgili araştırmaları yapan ve rapor hazırlayan bağımsız uluslararası bir kuruluş var. Bu kuruluşun yaptığı açıklamada geminin %12'sinin
kontrol edilerek elde edilen 9 tonluk bir asbestten bahsediyor. Hı hı. Yani geminin sadece %12'lik bir kısmını analiz edilerek elde edilen veriden bahsediliyor ve rapor %12'lik kısımla ilgili. Biz biliyoruz ki daha 2003 yılında Türkiye'nin başına bela olan Clemenceau diye bir uçak gemisi var. Hı hı. O zaman kamuoyunun baskısı, çevre ve medya kuruluşlarımızın, özgür medyanın baskısı sonucunda bakanlık bu gemiyi alaya getirttirmedi. Clemenceau'yu. Tabii ben onu anons ederken eksik kaldı. Bu gemi neden İzmir'e geliyor? Alia'da sökülecek sevgili izleyenler. Yani Alia'daki firmalar aslında dünyada kaç tane var bilmiyorum ama söküm yeri. Birçok ülkede var. Bizde Alia'da var. Hindistan'da var. İngiltere'de var. Fransa'da var. Dünyanın birçok yerinde aslında bu kadar büyük sektör. Gemileri kapsamlı hani bir şekilde sökebilen Alia'da var. Alia'da var. Mesela bu şeyi İngiltere sökmüş Clemenceau'yu. Hindistan'da çok ciddi bir gemi sökümcü. Fakat sağlık koşulları, normları uygulanan iş güvenliği, çevre güvenliği açısından uygulanan yönetmelikler açısından Hindistan bizden çok daha fazla gemi sökerken, gemi parçalarken biz onlara göre çok daha az gemi parçalarız. Şimdi bizim Alia'da ciddi bir gemi söküm sanayisi vardır. Evet, biliyorum. O gemi söküm sanayisinin yanında şeylerde sıralanmış halde haddaneler vardır, demir çelik fabrikaları vardır. Ali aslında o bölge, Foça, Ala, Çandarlı, Şakran dünya harikası denize ve doğaya sahip yerlerdir. Fakat Ali abi benim seçim bölgemde hava kirliliği açısından en sıkıntılı bölgelerden bir tanesi. O da Petkim'den dolayı değil mi? Hem Petkim hem bu gemi sökümleri ve şeylerden kaynaklı. Sanayi bölgesi olmasından sanayi bölgesinden, kaynaklı. Demir çelik sanayisinden kaynaklı. Sebepler itibariyle Ala çok ciddi bir yük barındırıyor. Orada mesela ciddi bir sıkıntı barındıran yerler var. Örneğin denizde yüzer LNG çevrim, doğalgaz çevrim istasyonu vardır. Mesela ben bunu kendi açımdan çok büyük bir risk olarak görürüm. Ala ekonomisi açısından da önemlidir bu. Bunu da bir kenara koymak gerekiyor. Yani orada çalışan ciddi bir işçi nüfusu var. Oradan kaynaklı hayatlarını geçindiren çok ciddi bir işçi nüfusu var. Biz sağlık önlemlerinin, çevre önlemlerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin had safhada alınarak zararsız, atık taşımayan, zararlı atık taşımayan gemilerin orada sökülmesine, kesilmesine karşı değilsiniz. Karşı değiliz. Sonuç yani itibariyle bir... şimdi 15 gündür efendim bu gemi konuşuluyor. Brezilya'dan geleceği, orada bir şirketin satın aldığı, sökümünü yapacağı ve herhalde daha sonra hani hurda olarak mı, demir olarak mı, ne olaraksa demir olarak, satıyor. Olarak yani söküm sırasında, geminin daha önce üretimi sırasında kullanılan asbestin açığa çıkacağı. Asbest, sadece asbest değil, orada kurşun ve kadmiyum da var. Kurşun ve kadmiyum da var. Evet. Bunların ne kadar olduğuna dair elimizde bir veri de peki yok. Peki bunlar belli uzmanların gözetiminde, belli denetimlerle sökülmüyor mu efendim? Normal şartlarda izin alınması, uluslararası bir konulması, o izinlerle ilgili denetim raporunun sunularak iznin verilmesi gerekiyor Çevre Bakanlığı tarafından. Evet. Çevre Bakanlığı o dediğimiz %12'lik kısmını bakıp o raporlara göre bu geminin Türkiye'ye gelişiyle ilgili izinler vermiş durumda. Fakat başta az önce havasıyla ilgili bir durumdan bahsettim. Çok ciddi bir hava kirliliği var. Mesela Türk Toraks Derneği'nin bir açıklaması var. Türk Toraks Derneği diyor ki bir asbestin insanda kanser riskini, normal bir insanda kanser riskini 5 kat arttırır. Sigara kullanan bir insanın normal bir insana göre kanser riski 10'dur. Asbestle sigarayı birleştirdiğiniz zaman sigara içen bir insanın asbeste maruz kalması durumunda 50 ila 90 kat daha fazla artar diyor bu kansere yakalanma ihtimali. Tıpkı bir sigara gibidir yani havası. Sigara içmiş bir insanın soluduğu hava gibi olduğu dönemler vardır şeyin. Alia'nın. Dolayısıyla bu partikülleri, bu lifleri yutan insanların bu hava kirliliğiyle birlikte ileri zamanlarda özellikle çocuklar için çok risklidir. Bu çünkü 10 ila 30 sene gibi süreçte kanser etkisini görebiliyoruz. Bu insanların, bu çocukların geleceği açısından çok sıkıntılı. Peki.
Şimdi ne olacak efendim? Geliyor gemi. Biz başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın yani Tunç Soyer olmak üzere tepkilerini sık sık dile getiriyor. Sivil toplum kuruluşları o gemiyi buraya getirtmeyeceğiz, sokmayacağız İzmir'e ya da Körfez'e işte o bölgeye diyorlar. Ne olacak efendim? Biz şimdi 2. yüzyıla çağrı beyannamemizin 10. maddesi gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz diyoruz biz orada. O bilinçle hareket edeceğiz. Yine anayasamızın 56. maddesinde çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir diyor. Tamam. Biz hem anayasamızdan hem partimizin çağrısından aldığımız ödevle bu gemiyle mücadele edeceğiz. Tıpkı 2003'te bizden daha önceki siyasetçilerin mücadele etmesi gibi bu gemiyi kendi coğrafyamızda değil Mersin başka herhangi bir yerde sökülmemesi için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Yarın çarşamba günü il başkanımızla birlikte Ali Ağa'da bir dizi görüşme yapmak üzere Ali Ağa'ya gidiyoruz. Ondan sonra sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte perşembe günü bir dizi etkinliğimiz olacak. Biz Ali Ağa halkı çevre halkıyla birlikte o geminin orada sökülmemesi için, asbestin bizim havamıza bulaşmaması için, daha nice tehlikeli atığın bizim havamıza savaş gemisi vasıtasıyla bulaşmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Halkımızla birlikte, çevre gönülleri, duyarlı insanlarla birlikte orada bir mücadele süreci yürüteceğimizi buradan beyan ediyoruz. Dediğim gibi çarşamba günü Sayın İl Başkanımızla birlikte orada olacağız. Ondan sonra bir perşembe, cuma bir dizi orada eylem var. O eylemlerle birlikte ne gerekiyorsa o kararlılığı Tunç Soyer de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da gösterdi. Gerekiyorsa denizin önüne balıkçılarımızı hareket ettiririz. Onlarla birlikte oraya girmemesi için ne gerekiyorsa yapacağımızı. Vallahi tabii benim de yakınlarımın evi var o tarafta Çandarlı bölgesinde. Benim de işte yani herkes çok merakta açıkçası Sayın Vekil. Merakta olan tüm herkese buradan çağrıda bulunayım. Vatandaşlarımız, çevreci gruplarımız, orada yaşayan ve bu durumdan çok rahatsız olan halkımız orada duyarlılığını gösterecek herkese, o yörenin insanlarına o duyarlılığı göstermeye çağırıyorum ben aynı zamanda. Peki, bu çağrıyı da yaptıktan sonra biraz ekonomi diyeceğiz ama yarın grup toplantınız var. Evet. Erzurum'da. Erzurum'da. Ben bugün bir haber okudum. 120 değil mi? 130, 120 milletvekili Sayın Genel Başkan dahil tek bir uçakla Erzurum'a gidecek, günübirlik akşam dönecek diye. Şimdi haber bu ama aslında daha ilgi çeken kısmı şu, bu bir risk değil mi diye. Hani gülümseyenler oldu, Allah korusun tabii. Yani her türlü seçeneği düşünerek bu tepkileri insanlar dile getiriyor. Bu bir risk değil mi efendim? Ya şöyle, bizim bir canımız var, o da bu memlekete feda olsun diyen bir genel başkanın önderliğinde yürüyoruz. Evet. Yani bizim uçaklar Türkiye havalimanlarından, ülkemizin havalimanlarından yüzlerce, binlerce uçak kalkıp iniyor. Onlarda ne kadar risk varsa bizde de o kadar risk olduğunu düşünüyoruz. Kalkıp da ana muhalefet liderinin, Türkiye'nin gelecekteki cumhurbaşkanı olacak Sayın Genel Başkan'ın ve oradaki seçilmiş milletvekillerinin hayatını riske atacak FETÖ vari işlere girilmeyeceğini biliyoruz. O anlamda bir güvenlik tereddütüm yok benim. Ama sizde mi aynı uçak? Arabayla ya dedim. Böyle olur mu filan? Arabayla gidelim diyen vekil arkadaşlarınız oldu mu? Yok, hiçbirimiz bunu böyle bir şey olacağına dair içimizde hiçbir şüphe yok bizim. Evet. Ya bizim bir parti disiplinimiz var. Sonuç itibariyle risk parti MYK'mız ve grubumuz risk analizlerini de yapıyorlar. Evet. Sonuçta bu ülkenin vekillerini böyle bir riske hiç kimsenin atmayacağını biliyoruz. Yani dediğim gibi risk, binlerce uçak kalkıp iniyor. Onlarda ne kadar risk varsa hepimiz zaten uçaklardayız. O kadar riski taşıyoruz. Ege bölgesinde olacak mı grup toplantısı? Benim bildiğim meclis açılana kadar farklı, her hafta Afyon'da farklı. Afyon'da olacak. Afyon'da yapacaksınız. Sanırım 3. haftaydı Afyon'daki. Önümüzdeki hafta Edirne sonrasında ya da ondan sonraki hafta Afyon diyebiliyorum. Bütün bölgelerde tarayacağız. Biz zaten milletvekili olduğumuz günden bugüne onlarca vilayeti gezdik. Partimizin bu dönemki milletvekiline dokunmak istiyor, vekiline gidin şeye dokunun, millete dokunun falan belki diye. Belki geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde eksik olan, belki de çok eksik olan bir şeydi bu. Uzun zamandır hani dikkatimizi çekiyor, başta Sayın Genel Başkan olmak üzere
diğer muhalefet partileri, Sayın Akşener olmak üzere, sokakta, sizler de öyle, evet, alandasınız, arazidesiniz. Siyasette, Türkiye'de böyle yapılmıyor mu efendim? Yani vatandaş gelip karşısında derdini dinleyen, dediğiniz gibi kendisine dokunan, varsa bir sorunu anlatan, hani çözülse de çözülmese de o notların alındığını gören, bu belki de bu oyların yükselmesinde etkili olmuyor mu? Etkili. Şimdi şöyle, biliyorsunuz, diyor ki Spartalılar, ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Biz Türkiye'de medya düzeninden çok ciddi şekilde rahatsız olduk. Sosyal medyada da biliyorsunuz, siz kimi takip ediyorsanız, o sizi kim takip ediyorsa, yaptıklarınızdan ancak etkileşimde bulunduğunuz insanlar kadar etkilisiniz. Evet. Fakat bu etkileşimde sosyal medya kullanan insan sayısı Türkiye'de ya da nüfus yaş aralığının biraz daha genç olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla biz her bir milletvekilimiz, bilmiyorum saymadık ama 40'lı 50'li vilayet gezdi. Pandemi sürecinden bugüne, öncesi de var. Aşağı yukarı 40 tane yer gezdiğimizi, 40 vilayet gezdiğimizi, ortalama bir vekilin, ortalama bir vekilin gittiği yerde minimum 1000 tane insana dokunduğunu, o insanın ona dokunduğunu ve tokalaştığını düşünün. Her birimiz 50 bin civarı insanla kendi seçim bölgelerimiz dışında hemhal olmuş durumdayız. Evet. Onların dertlerini anladık, onları raporladık ve bunun 120 milletvekili olduğunu düşünürseniz aşağı yukarı yüz binlerce insana tekabül ettiğini görürsünüz. Minimum rakamlarla biz kendimizi anlattık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlattık. Onların dertlerini anladık. Onların dertlerini getirdik, raporlaştırdık. Grup toplantılarımızda genel başkanımız aldı. Partimizin mutfağına gitti. Politik olarak onlara dönecek. Yani biz Kars'ta, Ardahan'da ne olduğunu, ne olması gerektiğini anladık ve anlattık, geldik burada raporlarımızda. Ya da İşte Çankırı'nın ortada yapılmayan su kanallarını ve yolların neler olduğunu artık biliyoruz. Biz orada milletvekilimiz olmasa da, yeterince kanallarımız olmasa da artık bunlar bizim parti envanterimizde ve mutfağımızda nerenin ne derdi, ne sorunu olduğunu, nerenin ne tarafının örselendiğini biliyoruz biz. Yani CHP aslında hep eleştirilirdi ya. Benim anladığım şu bu tabloda. Hani eskiden gitmedi, gidemedi demeyeyim ama gitmedi belki, hani bilinçli olarak da ziyaret etmedi, oy alamadığı yerlere çok rahatlıkla artık gidip esnafla diyalog halinde olup. Evet. Doğru mu efendim? Ya evet, bunlar onun bize yaftalandığı dönemlerde ben çocuktum. Evet. Ama Sayın Genel Başkan'la birlikte CHP hiç gitmediği, diyalog kurmadığı kesimlerle diyalog kurmayı başardı. Kurduk ve kendimizi anlatıyoruz. Bizi anlıyorlar ve bize dertlerini anlatmaya başladılar. Bakın ben 2 gün önceydi sanırım Bergama'da esnaf ziyaretine gittim. Ya çok hazindir. İzmir, Bergama. Evet, anlatmak isterim sizin aracılığınızla. Sonradan 76 yaşında olduğunu öğrendiğim bir çay ocağında kendi çalışıyor ve işletmecisi olan bir emekli amca. İşler nasıl dedim, işler çok iyi dedi, para var. Böyle bir tersleniyor. Allah Allah dedim, herhalde. Yani AK Partili. AK Parti CHP milletvekili. Evet, evet, ben kendim mu? Öyle biliyor. Saha çalışması yapıyoruz. Tamam. Yani bir süre sonra kameraların, yani bizim fotoğraf çekenlerin, arkadaşların boşluğunda önümüzden bu arada da çay götürüyor. Beni yakaladı kenarda tek başımızayken. Neresi iyi, neresi dedi. 1500 tane çay satıyordum geçen yıl. Şimdi 500'e düştü. Ben emekliyim, açım açım dedi. Korkudan derdini anlatamıyor insanlar. Evet. Yani ben bu anketlere falan da değinmek istiyorum. Bazen bu insana gidip sorulduğunda kime oy veriyorsun diye, bu insan kime oy verdiğini söyleyecek. Hı hı. İnsanların durumu işler acısı, hazin, evet, bir durumdalar. Hı hı. Hem korku hem açlık egemen olmaya başlamış. Hı hı. Hem esnafta hem köylüde. Ya biz bunları görüyor, CHP sahadan alıyor, hı hı, ve getiriyor. Türkiye'yi nasıl tekrar düzlüğe çıkacağımızı, kırsalından hizmet sektörüne, sanayisine, hı hı, nasıl üreten bir Türkiye haline ürettiğini, adil bir şekilde bölüşen Türkiye haline dönüşeceğimizin, evet, röntgenini aslında çekiyoruz. Ya tabii şimdi ben de İzmirliyim Sayın Hekim. Yani o bölgede genelde söylenir ya, işte CHP kıyıların partisi vesaire, son birkaç yıla kadar, pandemi öncesini kastediyorum. Hatta yerel seçimden öncesini kastediyorum. Hani bizler gazeteci olarak çok yakından takip ediyorduk. Yani kıyıların partisi, hatta kırmızıydı renkler biliyorsunuz. Diğer İç Anadolu farklı vesaire vesaire. Yani o kırmızı olan renklerin artması kaçınılmaz diyorsunuz. Görünen tabii, tablo yani, o. Hani İzmir'de belki ya da 30 ilçemiz vardı değil mi İzmir'de? 30 ilçemiz var. Hani şu an kaçı CHP'deydi Sayın Hekim? 25 mi? 25'i bizdeydi. 23'ü bizde şimdi. 23'ü biz. Yani şeyde CHP'de. 23-7. Oralarda belki çok hissedilmiyor idi. Hani sağ iktidarların varlığı, gücü. Çünkü evet, İzmir farklı, kıyı farklı. Şimdi bu tablo değişiyor benim anladığım kadarıyla. Çok ciddi değişiyor. Yani
İç Anadolu'da da mesela biz seyahatler yaparken herhangi bir kıraathaneye, herhangi bir restorana, lokantaya girdiğimizde hiç işte o %85'e iktidara yakın denen medyanın haber kanallarının açık olduğunu vesaire görürdük. Mesela oralarda bile bir değişim var. Yani ben her yerde Tele1 ya da diğer Halk TV, KRT izleniyor demiyorum ama sizler de bunlara şahit oluyor musunuz? Tabii çok ciddi şahit oluyoruz. Mesela insanlar bizim bu ekranlardan verdiğimiz mesajları atıyorum. Biz yarın Erzurum'a gittiğimizde büyük bir ihtimalle benim çalışacağım bölgede burayı izleyen esnafla ve insanlarla karşılaşacağız. Takip edildiğini biliyoruz. Hı hı. Bize bugüne kadar oy vermemiş kesimler tarafından da özgür basının sizin gibi korkmadan cesurca yayınlar yapan basının kanalların takip edildiğini görüyoruz. Bazı gazetelerden geçilmeyen köy kahvelerinde farklı alternatif gazetelerinde girmeye başladığını, oralarda okunduğunu gözlerimle gördüğüm oldu. Daha önce mesela biz ilk bu sürece başladığımız zaman ve ekonomi bu kadar dibe vurmadan, iktidar bu kadar savrulmadan, Türkiye yönetilemez hale gelmeden önce gittiğimizde insanlar çok açık bir şekilde tavır koyulan bölgeler de olmuştu bize. Evet. Fakat çok açık bir şekilde bizim karşımızda cephe almış insanlar da bugün artık kırılmış durumda. Çünkü bu yangın onları da yakmış durumda. Çünkü bu yangından onlar da etkileniyorlar ve gelecek kaygısına onlar da onların çocukları da girmiş. Hı. Sonuç itibariyle Türkiye bizim gemimiz, başkalarının gemisi başka. Biz o insanlarla da gerçekten inanıp bugüne kadar onlara oy vermiş insanlarla da aynı gemideyiz. Bu geminin içerisinde yoksullaşmış halk var. Zenginleşmiş bir avuç insan yok. Dolayısıyla o insanlarla artık ciddi bir diyalog köprüsü. Bakın yine saha çalışmalarımda bundan birkaç gün önce AK Parti'nin kurucu üyesiyle oturup konuşuyorsunuz. Ve gelen süreci anlattığınız zaman adam haklısınız sayın vekilim deme noktasına geliyor. Kurucu üyeyle tartışıyoruz ve bunlar benim kendi danışmanlarımın çekmiş olduğu görüntülerde sabit. Yani artık kurucu üyelerinin dağılmaya başladığı bir iktidar partisi gerçeği var Türkiye'de. Peki Ortak'a ben şimdi sormayacağım ama Kemal Bey'i işaret ediyor bütün veriler. Daha doğrusu yani kulislerde o konuşuluyor, kendisinin mesajları. Biz de zaman zaman özel sohbetlerde uzatmayayım. Kemal Bey ortak aday olabilir. Şimdi kazanamaz olursa diyenlere bir cevabınız var mı efendim? Ya kazanamamak gibi bir ihtimal yok. Kemal Bey toplumsal vicdanın tekabül ettiği tek adam durumunda şu anda. Toplumsal vicdan Kemal Bey'i görüyor. Toplum Kemal Bey'i görüyor. Sonuç itibariyle Türkiye'de adalet için yürümüş 400 küsur kilometre yürümüş bir lider var. Sonuç itibariyle hiç leke yok. Bugüne kadar lekesi olan bir lider olsaydı iktidarda çarşaf çarşaf yayınlanırdı biliyorsunuz. Yaftalanabilecek bir şeyi yok. Türkiye'de demokrasi, Türkiye'nin aydınlığa çıkması, bu ülkenin çocuklarının bu ülkede doyması ve burada kalması, bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için uğraş vermekten öte genel başkanımızın Kemal Bey'in bir gayesinin olmadığını toplumsal vicdan kabul ediyor artık. Sonuç itibariyle toplumsal vicdan Kemal Bey'in Türkiye'yi birleştireceğini, tekrar ikinci yüzyılında Türkiye'yi ayağa kaldıracağını da biliyor. Çünkü Kemal Bey'in öyle herkesin yaftalayabileceği bir ideolojik tutumla hareket etme durumu yok. Elbette ki sosyal demokrat ve önemli sosyal demokrat liderlerden bir tanesi. Fakat toplumun bütün kesimleriyle diyalog kurabilen nadir insanlar var. Ağrı'da gördük en son aslında. Ağrı'da gördük. O bile bir gösterge yani. Tabii. O bölgede işte Sivas'ın doğusuna geçemezler vesaire denen bir partinin genel başkanı. Yani ne derler? Hani görünen köy derler ya efendim. Yani Ağrı. Ülkenin bir ucu. Ben size bir örnek vereyim yaşadıklarımdan yine. Bir Sayın Genel Başkan'a da anlattığım için örnek vereyim. Ben sosyal demokrasi sol mücadelelerin içerisinde yoğrulmuş bir aileden geliyorum. Kendim de öyleyim. Hı hı. Sonuç itibariyle Genel Başkanımız ülkücü kardeşlerim dediğinde yahu falan diyen bir haldeydim. Çankırı Orta ilçesinde çalışma fırsatım oldu. Orada çalışırken bir iş yerine girdim. Eski önemli ülkücüler, sayın vekil öyle selam verip nasılsınız demekle olmuyor bu işler. Otur bir çayımızı kahvemizi içtirdiler. Ben baktım farklı insanlarla karşı karşıyayım. Tabii oturayım dedim. Kibar bir şekilde oturdum. Kemal Bey'e iletilmek üzere şunu söyler. Bilinen ülkücüler bunlar. Geçmişleri çok ciddi. Hatta bir tanesi belediye başkanlığı yapmış. Genel merkez yöneticiliği yapmış abilerdi.
O dediler kürsüden diyor ya, bugüne kadar MHP'ye oy vermiş ülkücü kardeşlerimiz içimizin yağ eriyor diyor. Öyle bir şey olur. Ya bu kadar toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşmayı başarmış bir liderle karşı karşıya Türkiye. Altılı Masa'da da itiraz eden sanki olmayacak gibi, ne dersiniz? Bence de olmaması gerekiyor çünkü birlikte hep beraber Türkiye'yi hak ettiği demokrasiyi hak ettiği yere taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Genel başkanın kazanamamak gibi bir ihtimal yok. Herkes gönlünü ferah tutsun. Ben %60'ın üzerinde bir oyla genel başkanımızın Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum. Efendim, iddialı bir rakam. Bu iddialı rakamı da bir sonraki programda inşallah, bir başka programda i̇nşallah. Konuşuruz. Çünkü süremizin sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Çabuk bitti. Sağ olun. Gelen konuklar nasıl geçecek? Bir saat falan diyorlar ama işte geçiyor. Yani memleketin sorunu çok. O yüzden karşılıklı diyalogla geçiyor. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. CHP İzmir Milletvekili Sayın Mahir Polat. Stüdyo konuğumuzdu. Reklama gideceğiz az sonra ama 18'de ana haber bültenimiz var. Tele1'de siyaset, ekonomi başta olmak üzere her türlü detayı 2 saat boyunca izleyebilirsiniz. Ana haber bültenimizde bulabilirsiniz diyelim. Reklama gidelim. Yarın saat 16'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.